Ben buraya Türkiye'de ve Türk dünyasında bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldim. Ve burada gördüğüm gerçekten beni gururlandırdı, bana cesaret verdi. Gençlerimize çok teşekkür ederim. Senin mikrofonu aç, benim mikrofonu aç. Bu daha iyi. Hocam bu daha iyi. Daha yüksek sesliyim. Yeni Şafak gazetesinden Halime Kirazlı. Geleceğin Nobel'inin yolu Teknofest'ten geçiyor mu? Gezdiniz, gördünüz, neler söylersiniz? Gelecek Nobel'ler buradan çıkabilir. Fakat ben tekrar tekrar söylüyorum. Nobel için araştırma veya teknoloji yapmayın. İnsanlığa, ülkemize yararlı bir şeyler yapmak için çalışın. Bilim yapın, teknoloji yapın. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız bana çok değer veriyor. Bütün etkinliklere davet ediyor. Hatta Birleşmiş Milletler'e de davet etmişti. Cumhurbaşkanım benim sizin gibi uçağım yok, her yere gidemem dedim. Ama Teknofest'e mutlaka geleceğim. Ve sizinle ödülleri vermeye katılacağım. Benim için tabii büyük bir memnuniyet, büyük bir şükran vesilesidir. Çok çalışın. Yani işler iyi gitmediğinde inatçı olun. Fatih'in dediği gibi ya ben onu alırım ya o beni alır. O düşünceyle iş yapın. Ve en son olarak memleket sevgisini unutmayın. Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz. İşte böyle duruyoruz Teknofest'te. Gururla, coşkuyla. Milyonların yürekleri, gökyüzünün fatihleri, tam bağımsız Türkiye'nin ay yıldızlı. Çok güzel görüntüler Teknofest sahnesinde. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanımız, öğrencilerimizin Selçuk abisi, Nobel Ödüllü Bilim İnsanımız Sayın Aziz Sancar'la birlikte, kıymetli yöneticilerimizle birlikte bu gurur tablosunda bu anı ölümsüzleştiriyorlar.